Bir adam yeni Çinli bir gelin aldı. Fakat içinden ne çıktığına inanamayacaksınız. Bu tür satın almalar meşhur olduktan sonra genç adam da Çin uyruklu birini aldı. Sonra onu açmaya ve içindekileri keşfetmeye karar verdi. Onu kullandı, sonra inceledi ve felaketi buldu. Çin, tüm dergilerdeki malzeme endüstrileriyle ünlüdür. Hepsinin istila edildiği pazarlar gibi dünya yüzlerce Çinliye kadın veya eş diye akın etmeye başladı. Müşterilerden biri çok içe dönüktü ve yüksek maliyeti nedeniyle evlenemedi. Yine de satın aldı. Fakat onu parçalara ayırırken bir sürprizle karşılaştı. Onlar merak uğruna itaatkar malzemelerden yapılmışlardı. Ardından çalışmalar kullanıcıları kanser ile etkilediğini ve uzmanlar dahilinde birçok hastalığı ve riskleri taşıyan bir uygulama olduğunu doğruladı. Bununla birlikte güzel şekli ve malignite tuzağındaki gençleri öngören seksi kökleri nedeniyle onda büyük bir zincir ve kablo bulunuyor. Araştırmalar çocuk sahibi olma yeteneğine sahip olan erkekleri etkilediğini doğrulamıştır. Bilim adamları ve din adamları onlara yaklaşmanın ve kullanımının tehlikeleri üzerinde bir araya geldiler. Bu hastalık ve tehlikelere rağmen yüksek rağbet görüyor pazarlarda. Bilim adamlarının bu alandaki çalışmasıyla sürtünmenin birçok zarara ve prostata yol açtığını doğruladılar. Testislere zarar vermenin yanı sıra köklü alışkanlıklara çok yakındır. Ayrıca bunun sadece erkeğin sağlığını bozmakla sınırlı kalmayacağını söylediler. Gençlerin evlenmeye olan isteksizliğiyle sosyal bir felakete yol açıyor. İslam'dan uzak evlilik yolu seçiliyor ve bu da kadınlık kıtlığının artmasına neden oluyor. Gençlerin yumurtasını düzenli hale getirmek için yürüyüş sporu yapmaları, spor salonuna gitmeleri, tenis ve futbol oynamaları tavsiye edildi. Bu Çin bebeğinin cilt dokusu bir kadın teninden çok farklı olmayan ve iddialı bir şekilde yapılmış olduğu düşünülüyor. Bizi desteklemek için like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Videoları izlemenizi tavsiye ederim. İyi günler.